maaş alınması tartışması, bir de ona şimdi biliyorsunuz lüks araç tartışması eklendi. Bir saraya lüks araç sorusu geldi muhalefetten. Cevabı var mı? Onu da görelim. Bu arkadaş başta olmak üzere bunlar zevzek. İYİ Parti lideri Akşener çift maaş tartışmasının yanı sıra milyonluk makam aracıyla da gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında sert konuştu. Altun'un makam aracı tartışılırken CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz Cumhurbaşkanlığına 10 gün önce alınan aynı marka yeni makam aracını gündeme getirdi. 30.03 tarihli faturaya göre teslim adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Ve bu lüks aracın bedeli 474.950 avro. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Mart'ta açıkladığı ekonomi reform paketinde kamuda araç alınmına sınırlama getireceğiz demişti. CHP'li vekil 30 Mart 2021 tarihinde yani 10 gün önce Cumhurbaşkanlığına 474.950 euroluk yani 4 milyon 600.000 liralık yeni bir makam aracı alındığını söyledi. Faturasını da paylaştı. Bu lüks araçlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kimler için alındı? Bu lüks araçlardan bugüne kadar kaç adet alındı? Kamudan çift maaş alan Fahrettin Altun, altında da Merkel'in bile binemediği milyonluk bir Mercedes var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı aynı zamanda Borsa İstanbul yönetiminde olan Fahrettin Altun'un Anadolu Ajansı'nın yeni genel müdürünü ziyaretinde kullandığı makam aracı Cumhurbaşkanlığına yeni alınan makam arabası mı bilinmiyor. Korkunç. Zaten sarayda yaşıyorsunuz, hiçbir masrafınız yok. Eşiniz 5 maaş, kendiniz 5 maaş, bir de müthiş bir kibir. Kamuda israf ve çift maaş tartışması liderlerin de gündeminde. Günahtır be, günahtır, günahtır. 5 maaş eşi, 5 maaş kendinin kim bilir kaç lira aylık gelirleri var sıfır masrafla. Fazla maaş alan milletvekilleri veyahut da bürokraside bunları siz daha çok dile getiriyorsunuz. Bunlar için de ne yapabileceksiniz? O 5 yerden ve 6 yerden maaş alanların aylıklarını kesecek. Herkes İnşallah. Bir yerden alır. 10 milyon işsiz var. Sinop ziyaretinde bir vatandaş da kamuda 2 ve daha fazla maaş alan bürokratları ana muhalefet liderine şikayet etti. Dış politika yurt içinde başlar. Bana kalırsa o da burada tasarrufla başlar. Ama bakalım nasıl olacak? Şu soruların cevapları yok. Mesela bu ülkede kaç kişi siyaset sayesinde 2 ve daha üzeri düzenli gelir elde ediyor? 2 ve daha üzeri yerden düzenli gelir. Öyle maaş falan diye 2'ydi 3'tü diye ayırmayın. Kaç kişi siyaset sayesinde 2 ve daha fazla düzenli gelir elde ediyor? Bunun adının ne olduğunun çok önemi yok. Efendim bu ülkede bu gelirlerden hiç harcamayıp bunun masraflarını yine devlet yani kendi yaşadıkları hayatın masraflarını bunlardan hiç harcamayıp masraflarını devletten aldıklarını görüyoruz bir yandan birçok kişinin ne kadardır bunun maliyeti bu ülkeye? Efendim bu ülkede kamuda ne kadar makam aracı var? Sürekli bir şeyler söyleniyor bakın bütün bu sorulara dair sürekli reddediliyor. Deniyor ki o öyle değil bu böyle değil spekülasyon iftira şu bu. Ya birisi bir cevap versin bunlar bu ülkede herhalde kayıtlıdır. Vergileriyle insanların karşılanıyor bu. Bunun sorusu bu cevap bunu, bu sorunun cevabı o kadar herhalde zor değil ki. Bu araçların devletin kasasından çıkan ne kadar masrafı vardır? Çünkü onlar o araçlar sürekli çalışıyor. Yazın serin kalsın diye klimalar açık. Kışın sıcak kalsın diye yine açık bu araçlar çalışıyor. Ya bırakın araçları satmayı bari kontağı kapatın be insanlar ya. Bari böyle yapın. Sürekli çalışıyor. Ve kaç saat nerede durduklarını da ayrıca bilmiyoruz tabii. Dolayısıyla insana bu ülkenin kendi insanına bu ülkenin birbirine saygısından başlar dış politikada. O da buradan başlar işte. Efendim şimdi geçelim. Vatandaş.